Bir kez daha merhaba. 11 Nisan 2020 Pazartesi günü karşınızdayız. Var olan sorunu görünür kılıyoruz. Kadından Yaşama Destek Derneği Kayatın proje koordinatörü avukat mini atlı, Covid 19 sürecinde ev içi şiddet ile ilgili destek hattına gelen ihbarlarda artış görüldüğünü ifade ederek bunun sebebinin ev içi şiddetin kaynağında yer alan güç ve kontrol olduğunu söyledi. Mausa'da aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde annesini bıçakla yaralayan ve ciddi şekilde darbeden Hüseyin Toran tutuklandı. Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde dikkatsiz ve süratli bir şekilde araç kullanan zanlı Muhammed Halufa Hammad Akola kaza yaptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Ee, hem ehliyeti hem sigortası yokmuş. Yani nasıl araç kiralamışsa o da ayrı bir şey. Restoranlarda paket servis bugün başlıyor dedi yeni bakış. Diyalogdayız. Diyalog en anlamlı günde oldu mu ya Hüseyin diyor. Annesini darp edip dirseğinden bıçaklamakla suçlanan 22 yaşındaki genç herkesi üzdü. Uçak gibi araç kullanan ve park elindeki araçlara çarpa, çarparak arkadaşının ağır yaralanmasına neden olan Muhammed Akola tutuklandı. Baftas 28 yaşındaki bir Suriyeli 72 yaşındaki kadına tecavüz etti. Bıçakla korkuttu. Tabii ırkçılığın artmasına sebep olacak hareketler. Girne Antik Liman turizm sezonuna hazır değil. Turizm sezonu mu var bu sene? Sezon açılmıyor sevgili diyalog. Sezon bu sene durum iyi değil. Oteller kapanınca 400 ton zeytin ve 6000 ton patates elde kaldı. Üretici çok dertli. Diyaloğun manşetinde Patates Üreticileri Başkanı Engin Halkseven'in uyarısı ve Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Zeysan'ın Başkanı Ziya Seze'in uyarısı var. Evet, yerli patates ve yerli zeytin dışında zeytin almayalım bence. Güney Kıbrıs'ta istihdamlar, terfiler ve ek mesailer durduruldu. 367 milyon tasarruf bekleniyor. İnsana önem vereceğiz diyor Başbakan Ersin Tatar. Başbakan Ersin Tatar, ekonomiya ile ilgili örgütlerle bir araya geldi ve kalkınmayı sağlarken asla sağlığın göz ardı edilmeyeceğini vurguladı. Başbakan Ersin Tatar, ekonomik gelişmeleri ve salgın krizini atlatmamızla birlikte ekonomik alanda neler yapacağımızı paydaşlarımızla birlikte karar altına alacağız dediği güzel, çok güzel bir toplantı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özer Say, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık Yolaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağaner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile bürokratlar da katılmış. Tatar ülkedeki ekonomik örgütler ve ekonomiyle ilgili bakanlarla bir araya geldiklerini belirterek şöyle devam etti. Ekonomik gelişmeleri ve salgın krizini atlatmamızla birlikte ekonomik alanda neler yapacağımızı paydaşlarımızla birlikte karar altına alacağız dedi bugün. Fatma Tuğcan günaydınlar iyi yayınlar tüm sorunların çözümlendiği bir hafta olsun diyor bizlere. Toplam 980 test yapıldı, pozitif vaka yok. Tatar UBP'nin en yaşlı kadın üyesini evinde ziyaret etti. Mehmetçik'te Ayşe Kubilay'ı ziyaret etmiş Ersin Tatar. Anneler gününde hediye verdi ve kutladı. Sucuoğlu 41 bin kişiye 61 milyon TL ödendi. Aksa'ya 26 milyon ödenirse diyor UBP milletvekili Oğuzhan Asiboğlu. 26 milyon dolar tabii ki. Ben affetmem diyor. Kimi affetmem ama yani hükümeti mi affetmiyorsun sevgili Oğuzhan kardeşim. Tatar oteller paket servisi yapamaz dedi bugün ve Başbakan Ersin Tatar. Afet ve acil durum yönetimimize bağlı gıda yardım koordinasyon merkezi ülkemizde 13 binden fazla gıda paketi dağıttı diyor. Girne ve Lefkoşa'ya 892 kamera. <laughs> Kent güvenlik sistemi çalışmaları yeniden başladı. Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürü Erdal Şanlı da kuracağımız kameralar ve oluşturacağımız teknolojik altyapıyla suça hızla hızlı müdahale edeceğiz dedi. Kameralar aracılığıyla araçların plakaları taranıp seyir sefer araç muayene ve sigorta gibi motorlu araca ilişkin tüm bilgiler kontrol edilecek. Biz hem şehri gözetleyen hem de elektronik olarak denetleyen bir sisteme sahip olacağız diyor. Bravo. Restoranlarda paket servis ve yerinde teslim başlıyor. Hava yolları bilet satıyor, gözler turizme çevrildi demiş bugün. Yeni düzen dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle gözler şimdiden hava ulaşımına çevrildi. Havayolu şirketleri Ercan, Larnaka ve Bafa bilet satışına başladı. Açılım ile ilgili tarih olmamasına rağmen Türk Hava Yolları İstanbul, Ankara, İzmir ve Londra'dan 28 Mayıs'tan itibaren Ercan için bilet rezervasyonu kabul ediyor. E diyor ama Kuaför ve berberlerin açılması bugün Bakanlar Kurulu'nda evet bugün Bakanlar Kurulu'nda. Onay Başel Avustralya'dan günaydınlar demiş bizlere biz de ona söylüyoruz. Evet kuaför ve berberlerin açılması bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak. Türkiye'deki gibi bir sistemi deneyin bence. Bir şey değil, bir şey değil, sorun değil. 892 kamera gözetleyecek ve denetleyecek bizi. Aynı haber. Bugün detayda da var. Maaş desteğini sorgulamak isterken dolandırılabilirsiniz. İhtiyaç Sandığı Dairesi maaş desteği sorgulama sitesinin dolandırma amaçlı olduğunu açıkladı. Böyle bir sorgulama sitesi var. Dikkat edin. Hiç cevap vermeyin. Haberatör gazetesinin manşetindeyiz. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı diyor ki devlete büyük görevler düşüyor bugün her konuda tabii ki. Ve son gazetemiz Kıbrıs gazetesi. Kıbrıs gazetesinin manşeti paket servislerde sağlık raporu krizi manşetiyle yayınlandı bugün. Ülkede yaklaşık iki aydır kapalı olan birçok restoran bugün paket servis hizmetine başlıyor. Ancak bazı restoranlara sağlık raporlarının henüz ulaşmaması işletmecilerin sevincini kursağında bıraktı diyor. Respir Başkanı Salih Kayım böyle demiş bugün. Ee, hem ehliyetsiz hem sigortasız Lefkoşa'da Muhammed Halife Hamad Akola dün mahkemeye çıkarıldı. Hem ehliyetsiz hem sigortasız ee, kiralık araç mı kullanıyordu çok merak ettim aslında. Ee, bakmak lazım buna araç plakası var mı haberde. Evet ZMD 928. Nasıl kiraladıysa Evet Muzaffer iyi gün soruyor. Dişçiyi açar berberi açmaz diyor. Nasıl bir şey? Dişçiler açıldı mı abi bugün? Ben merak ediyorum. Evet, kamuda yaz mesaisi başladı. KKTC'de yeni vaka yok. Çarşı az da olsa anneler günü nedeniyle biraz canlandı. Siyasilerin gözünden anneleri anlatılmış. Bugün dünya genelinde can kaybı 280 bini geçti. Wuhan'da bir ay sonra yeni vaka çıktı. Uya onuma, uya uhunuma, Wuhanama, Uhanama, Wuhanamanamanam. Ama, Wuhan evet, gelelim köşe yazılarına, yorumlara bir bakalım. Serhat İncirli bugün neler yazmış. Dünyalı olmak zorundayız. Bugün paylaştık Facebook'ta, Twitter'da. Haberci gazetesinde yayınlandı. Biraz sonra Gündem Kıbrıs gazetesinde de internette yayınlanacak. Bu sıkıntıyı atlattık. Aha gördüğünüz gibi kaç haftadır bir tek pozitif vakaya rastlanmadı diyenler var. Normale dönelim diye çağrı da yapıyorlar. Vayahu nasıl döneceğiz? Turist kabul ederek mi? Yani bugün away'leri açıyoruz, sosyal mesafeyle kafeleri de açıp kendi kendimize bir yere mi varacağız? Turizmden bir yıllık kayıp bugünkü kurdan 9, 7 milyar Türk lirası. Battık, iflas ettik ve gerçekten her an kafalar daha da karışıyor. Çok iyi tanıdığımız bir uzman bir şey söylüyor, bir öteki farklı konuşuyor, kafamız tam bulles. Ödül aşık ülker dün yeni düzende muhteşem bir söyleşiye imza attı. Profesör Doktor Rifat Atun ile konuştu, onun saptamalarını yayınladı. Profesör Doktor Rifat Atun, daha önce Dünya Sağlık Örgütü'nde de çok yüksek mevkilere gelmiş, sağlık biliminin dünyadaki saygın uzmanları bilim insanları arasındadır. Açıkçası söylediğinden anladığım ve söylediklerinden çıkardığımı özetleyecek olursam, ne yaptığımız testler, testler sağlıklıdır, ne de bu konudaki birçok kararımız. Evet, kafalar karışık. Karantina konusunda bile tek otoritemiz dahi yok. Asker geliyor, asker ailesi geliyor. Hükümet onlar geldikten sonra komutandan bilgi alıyor yani. Tamam, haydi kabul ettik, hiç pozitif vaka çıkmadı da Türkiye'de durum aynı değil. Neden bizim tek bir otoritemiz yok? Neden bir tek sağlıkla ilgili bakanlık ve onun bünyesindeki sağlık kurulu yetkili değil? Ya neden askerlere hayır gelemezsiniz? Bu yaşamla alakalı bir meseledir. Risk alamayız diyebilen yok. Bunu diyemiyorsanız o zaman neden hükümet denildiğinde burada diye yoklamaya yanıt veriyorsunuz? Siz nasıl hükümetsiniz? Pardon, müsaadenizle. Elbette askerin karantina koşullarına saygım sonsuz. Ama devletiz biz diye goftorozlananlar, burada kedicik miau miau mıdır? Bu yüzden korkmak zorundayız. Sıfır vakadayız ama risk yok değildir. Çünkü yetkiniz dışında ben geliyorum ulayın diyen gelebiliyor ve gık deme şansınız yok. Çünkü biliyorsunuz gık derseniz git serhat'ın yanına sen de hainsin diyecekler. Neyse. Aşı bulunmadığı sürece bu iş bitmeyecek deniyor. Peki normal yaşama geçmeyelim mi yani? Çok dikkatli bir şekilde geçebileceğimiz de söyleniyor. Mesela herkes sosyal mesafeye dikkat edecek. E, etmeyenler bayağı fazla herkes maske takacak. Cumartesi günü bir ara durdum usanmadım saydım 200 kişi de yarısı takmıyordu. Yıllardan beri topluma hep yalan söyleyerek hep vaatler vererek seçim rüşveti dağıtarak hükümet edildi. Bu alışkanlığın en azından bu dönemde terk edilmesi gerekir. Çekinmeden korkmadan vatandaşa, gerçek anlatılmalıdır. Kötülemek, aşağılamak amacında değilim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama bir bakan hafta sonuna kadar Türkiye'den para gelecek, miktarını ben söylemeyeyim, başbakan söylesin şeklinde açıklama yaptı. Gerçekten var mı böyle bir şey? Bir başka başkana bakana sordum. Amacım birbirlerine girsinler değildir. Ama öteki bakan yok öyle bir şey dedi. Bu işlerle haşır neşir olan çok üst düzey bir bürokrata sordum. Yok, şimdilik öyle bir şey yok. Bu açıklamayı yapan bakan belki bizden daha iyi haber alıyor olabilir. Belki biz bilmiyoruz. Belki de para gelir ama biz duymadık dedi. Kısacası cumaya kadar yani önümüzdeki 5-3 günü içerisinde para gelmezse gelecek diyen bakan özür diler mi? Veya daha ötesini yapar mı? topluma boşuna umut verdim, yalan söyledim der mi? Neyse. Çok hatalarla ve ciddi yalanlarla bu ülkeyi yönettik. Bunca zaman hep yalan söyledik. Ha, kesinlikle Rum milliyetçiliği ve aksi tavrı bu yalanları bazen ciddi anlamda masum hale çevirmiştir ama sonuçta toplumumuz hep kaybetti. Toplumumuza nerelisin sorusuna Kıbrıslı cevabını vermeyi bile fazla gördük. Ve Kıbrıslı olmayı da Kıbrıs'taki tek yasal devletle birlikte kaybettik. Kimliksiz kalmak kadar acı bir şey olamaz. Biz kimliksiz kaldık. Bre aman zaman yapmayın, etmeyin, eylemeyin diyenlere zaman zaman Türkiye'deki derin devletin Zaman zaman resmi makamların maddi desteğiyle beslenen bazı merkezlerin elemanlarını resmen saldırttık. Hain edebiyatı diye bir edebiyat türü yarattık ve sonuçta hep toplum olarak kaybettik. Kazananlar yok muydu? Vardı canım elbette. Kurulu düzen, düzenden nem alanlar olmadı mı? Elbette olmuştur. Mesela adam biliyorum önceleri komünist sonra döndü kitap yazdı. Bir tane satmadı. Kısımı akrabaya hediye etti. Ama Cumhurbaşkanlığı veya başka kurumlar bu kitapların tümünü satın aldı. Adam zengin bile oldu. Adam biliyorum gazete yayınladı. Bu gazete günde en fazla 10 adet sattı. Bizzat güvenlik kuvvetleri komutanlığı o gazeteden onlarca hatta yüzlerce satın aldığı aldırttı. Ve bu gazetelerde çözüm olmalıdır, kimliğimiz korunmalıdır, Kıbrıslılığa sahip çıkılmalıdır. Böyle gitmez, sömürü devam etmez. 1 Mayıs, Çavbella bella, Kıbrıs'ta barış engellenemez diyen herkes hainler sınıfına kaydedildi. Hedef gösterildi ve şimdi tam bataktayız. Her yerde haber var. Atlı televizyon programını çekmeye devam ediyorum. Bir aksilik olmazsa bu akşam ve her pazartesi Kanal T'de yayınlanacak. Önce Lefke ile ilgili bir program çektim. Yayınlanırsa ve izlerseniz göreceksiniz. Mesela bahçelere ve insanlara su sağlamak için Venedikliler döneminden kalma sıra kuyular vardı. İnsanlar bin yıl önce inşa etmişler. Biz keyif ve deneme maksatlı El bombası patlattık içlerinde. Çekmedim ama çekeceğim. Daha önce başka bir yerde haberini yapmıştım. Karpaşa köyünden 5 mil ötedeki Asomado köyüne yer altından taş dizilerek su taşınmış. Çökerttik, yıktık. Bir hafta sonra içi, bir hafta sonrası içinde gittim. Dün Gaziveren sahilinde bir çekim yaptım. İnşallah o da yayınlanır. Plansız, hesapsız olarak bölgeden kum ve çakıl aldık. Bölgedeki tatlı suya deniz suyunu karıştırdık. Yeraltı sularını koruyamadık. Ne dedik adına? O çakıl ve kuma ihtiyacımız var. İnşaat yapılacak. Aynı hatayı, aynı gerekçeyi beş parmak dağlarındaki iğrenç taş ocağı kazılarında da kullandık. Çevreyi, dağı, toprağı, doğayı yedik. İnşaatımız var, ihtiyacımız var dedik. Hiç hesap yapmadık, hiç plan yapmadık. Yine Gaziveran Yalya Sahili bölgesinde onlarca gamini kurduk. Yıllarca bölgedeki narenciye ağaçlarını kömür yaptık. Hem havayı kirlettik, hem ağaçları, bahçeleri yaktık. Çünkü narenciyeyi satamadık. Plan yoktu, hesap da yoktu çevre felaketi zirvedeydi ve biz ne yapsın insanımız aç mı kalsın diye mazeret uydurduk. Maçı idare ettik. Yine aynı bölgede hala belediyeler de, köylüler de, kişiler de, kurumlar da her yana çöp döküyor. Doğru, dürüst, planlı, hesaplı, hesap verebilir, demokratik, adil bir devlet yaratamadık çullisine götürdük. Ama şimdi deniz bitti, tuz kurudu. Ganimet, torpil, har vurup harman savurma, damadı işe koyma, gelini bankaya yerleştirme, vakıfların halılarını bile çalıp satma, sanayi holdingi batırma, etiği çökertme, KTH'yi kapatma, Ercan inşaatı da kaldı, üniversitelerine yapacak, turizm değişimiz, tamamen Allah'a kalmış durumdadır. Hala yalan söylemeye devam ediyoruz. Hala UBP'de başkanlık hesapları, çok yetkiliymiş gibi KKTC'de cumhurbaşkanlığı yarışları, mecliste konuşmalar, bakanlar, müdürler, müsteşarlar, toplantılarda toplantılar. El birliğiyle yapacağız, çözeceğiz, kalkınacağız gibi açıklamalar günlerdir tekrar etmekten bir hal oldum. Kapalı kapılar olsa bile oturup Rum tarafı ile çözümü konuşmaya başlamamız lazım. Dünyalı olmak zorundayız. Dünyalı olabilmenin tek yolu acil çözümdür. Benim inancım budur. Yok hayır her şey tamamdır. Merak etmeyin. Bırakın hainleri dilediklerini yazsınlar söylesinler. Eskisinden daha iyi olacağız. Anavatan hafta sonuna kadar kesin parayı gönderiyor diyorsanız saygım da sonsuzdur. Ama en azından hani önümüzdeki ay devlet maaşlarını ödeyemez. Susuz ve elektriksiz kalır. Ve daha büyük felaketler görmeye başladığımızda ama söylemediydiniz ki demeyesiniz diye yazmış olmak istedim. Su demişken bir de hikaye hatırlatayım. Balonla Türkiye'den su getirildi zamanında. Süleyman Demirel dönemi. Balon bahsettiğim Gaziveren Yalya bölgesindeki sahile geldi. Demirel Türkiye'den geldi. Etrafı adamlarıyla, bakanlarıyla ve bizim katro ile dop dolu. Suyu bölgedeki Güneşköy tesislerine verecekler. Oradan Lefkoşa'ya, Mausa'ya pompalanacak. Balon patladı. Su denize boşaldı. Tören iptal edilmedi. Tuzlu deniz suyunu pompaladılar, gösteriyi tamamladılar. Oralardan şimdi asrın projelerine geldik. Ama asrın projesi de umarım asrın fiyaskosu ile sonuçlanmaz. Bu konuda haksız ve rezil rüsva olmayı çok istiyorum. İnşallah yanılırım ve Haziran sonuna kadar asrın projesinden yeniden su akmaya başlar. Değilse işimiz zurna anladınız beni sanırım değil mi eminim anladınız demişiz evet üzgünüm ama durumumuz böyle durumumuz bu sizlere e, bu kötü durumu anlatmak istemezdim çünkü çok daha kötüsünü de yazdım çok karamsarım. Ne yapayım elimde değil diye bir yazımız var. Cumartesi günü çıktı. Onu da okuyalım. Anlatayım size hikaye gibi isterseniz. Bu arada mesajımız var. Ramadan Hızır bize mesaj etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ramadan Hızır kardeşimize. Said Kumru bize selam etmiş. Kazım abim Kazım Özalt bize selam etmiş. Biz de ona selam ediyoruz. Saygılarımızı Osman Bekir Karaosmanoğlu selam etmiş bizlere. Biz de ona ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hasan Devecioğlu, Yasemin Bekitener, Muzaffer İyigün. Evet, Naci Aydınkaya, Metin İnancı, Onay Başel Evet, beyinler ve zihniyetler de değişime ve normalleşmeye uğraşsa diyor keşke Hasan Devecioğlu söylüyor hayat normalleşiyor ama keşke beyinler de normalleşse Eko Balçık Güney kapıları ne zaman açılacak diye soruyor hiç belli değil Güney Kıbrıs zaten ben 5 kap tane kapıyı açık tutuyorum diyor kapatan biziz yani geçiş yok şu anda 5 yerden Oraya da giderseniz karantina var mı yok mu bilmiyorum ama oraya gidip dönerseniz karantina var. Evet biz Koca Başpınar'ı kuruttuk. Başımıza ne gelirse müstahakımızdır diyor Günaydın Şeyhülislam İslam Efendi. Evet kuruttuk. Lapta Başpınar'ını kuruttuk. Değirmenlik Başpınar'ını kuruttuk. Pembe Alp muhteşem bir yazı demiş. Sağ olsun, var olsun. Kalemine sağlık diyor Metin Emirali Bengisu devam ediyoruz çok karamsarım ne yapayım. Bekarsınız. Borcunuz da yok, taksit ödemiyorsunuz. Ailenizin evinde kalıyorsunuz. İşiniz yok. Anne ve veya babanın emekli maaşı varsa en azından aç kalmazsınız. Ama öyle haftada bir kez olsun gece arkadaşlarla açılmayı falan aklınızdan çıkarın gayrı. Evlilik hayali falan da kurmayın. Mümkün değil. Dededen kalma mal varsa satarım yaparım da demeyin çünkü ya kimse almayacak ya da sudan ucuza gidecek. Yeni evlisiniz. Biraz birikiminiz vardı anneden babadan falan aldınız peşinat yatırdınız ev alıp ciddi bir borca girdiniz. 30 bin sterliniz borcunuz varsa 30 bin sterlin oturduğumuz yerde sürekli kazıklanıyorsunuz demektir. 50 bin sterlin borcunuz varsa kazık hem daha uzun hem daha kertiklidir. İkiniz de çalışıyorsunuz. Ortalama 10 bin TL aylık geliriniz bile olsa bu borcu ödeyemezsiniz. Veya tüm maaş bir şekilde o borcun taksitlerine gider, anne babanın evinde aç kalmamak için sinersiniz. Aman çocuk yapmayın. Birilerine uyup üç çocuk yapmak gibi hayal ede sakın kapılmayın. Allah rızkını verir iddiası koronavirüs kriz dönemini kapsama alanı dışında tuttu. Örnekleri çoğaltabiliriz. Çok insan işini kaybedecek. Bu iki örnekten farklı onlarca hatta yüzlerce farklı ekonomik yaşam örneklerimiz olacak. Yeni dönemde yeni normalimizde ciddi anlamda yoksullaşacağız. Alışkanlıklarımızın büyük bölümünden vazgeçmemiz gerekecek özel okul, lüks araç, lüks yaşam kesinlikle kısılmak zorunda. Birçok alanda tasarruf şart olacak. Devlet öğrencilere burs veremeyecek. Verse bile Avrupa'da çocuk okutmak çok daha fazla zorlaşacak. Hizmet sektörüyle alakalı. Örneğin ülkede çok sayıda otelin kapanma riski çok yükselecek. Birikimler ya tüketilecek ya borçlanılacak? Herkese borç verilecek mi? Sanmıyorum. Verilse bile o borç ödenmeyeceği için belki de ülkenin yarısındaki mülkler el değiştirecek. Ortalık fena karışacak. Bir yandan Rumlar tarafından yeniden açılmaya başlanacak mülkiyetle ilgili davalarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sıkıntı yaşanacak. Öte yandan yerel mahkemelerimiz alacak verecek davalarından dolayı zaten sıklıkla kilitleniyor. Bu kilitlenmeler kaotik bir çıkmaza sürüklenecek. Sonuçta Kıbrıslı Rumlar mülkleri için mafyaya başvurmayacak ama ülke içindeki alacak verecek davalarına hukuki zeminde çare bulunamayacağı için dizaltı veya diz üstü kurşunlama yöntemi çare olacak. Çok mu kötümserim? O zaman bazı örnekler daha vereyim. Lüks araba sayısı çok fazla. Seyri sefer, sigorta, servis ve bilim masraflar şu anda ödenebilme sınırında. Peki bu ülkeye gelir gelmezse ki en az bir yıl gelmeyeceğini görebilmek için bakmaya bile gerek yok. Nasıl ödenecek? Taksit ödemelerini bıraktım. Yollarda, sokaklarda seyri sefersiz, sigortasız araç sayısı şu anda %50 ise %90'lara çıkmayacak mı? Polis ceza yazacak. O cezalar ödenemeyecek, polis mahkemeye gidecek, devletin mahkemeye göndermek zorunda kalacağı insan sayısı mahkemelerdeki kaosu yine artıracak. Bir örnek daha avrusatları hiç ödenmeyecek. Kimse ödeyemeyecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı temel gıda maddelerini alamayacağız diyor. Ben daha oraya gelmedim. Dibe vuracağız. Buna herkes hazır olmalı. Devlet memurları, öğretmenler, emekliler kaç ay daha kesintili maaş alacak? Başka bir şekilde soralım. Devlet gelir elde edemiyorsa ödeme yapmak için nereden para bulacak? Türkiye'den mi? Peki. Diyelim ki Erhan Arıklı Başkan'ın dediği gibi protokollere uyduğumuz için bize koskocaman bir aferin canım çekip bir aylık iki aylık memur maaşını gönderdi. Peki sonrası ne satacağız? Enginar mı? Portakal mı? Patates mi? Kumar turizmi yeniden mi başlayacak? Ne zaman? En iyi tahminler 2001 yazını da iptal etmiş durumda. Bu devlet gelirsiz, parasız 2022'ye kadar nasıl dayanacak? sen ekonomist misin diye sormuşlar Che Guevara'ya. Hani yoldaşı Fidel Castro devrimden sonra onu Küba Merkez Bankası'nın başına getirmişti. Komünistim diye yanıt vermişti Che Guevara bu soruya. Şu gerçeği hatırlatmakta fayda var. Fidel Castro ile Che Guevara ve yoldaşlarının kurdukları sistemle 60 yılı aşkın süreden beri dalga geçen kapitalist dünyanın bireyleri hepimiz değil mi? Evet öyleyiz. Neydi küpadaki sistem? Elimizdekini paylaşacağız sistemi. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu aynı şeyi söylüyor. Başka neydi? Yerli istihdam, yerli üretim, yerli tüketim. Başbakan Ersin Tatar söylüyor. Ve akabinde turizm. Başladığı zaman gelirimiz artabilir. Ve belki ayakta kalabilen üniversiteler. 3-4 yıl sonra yeniden ancak toparlayabilir. Sonuç. Evet sonuç çok önemli. Ama sonuçla ilgili bir şeyler yazmak istiyorum. İki gündür ısrarla ve inatla federal çözüm hemen şimdi diyorum. Gerçekten daha iyi günler göreceğimize inanıyorsanız göndersin Türkiye'ye bir vali ben ona da fitim. Ama bunun imkansız olduğu gün gibi ortadayken inatla ve ısrarla çözüm çözüm diyorum. Ancak... Yine ancak buna biz mi karar vereceğiz? Var mı o yetkimiz? Var mı? İşte bütün mesele burada. Sonucu yazmak kolay. Kurarsınız Küba'daki gibi bir sistem. Anastasiyaz ise doğru dönersiniz yüzünüzü. Sağ elinizi avuç içi yukarıya bakacak şekilde açar, ortadaki nasırlı parmağı yukarı kaldırır. O sağ eli sol avucunuza sert sert bir şekilde vurursunuz. bilin anipşimu" diye de seslenirsiniz, seslenebilirsiniz. Da. Evet, da. Kim karar verecek bütün bunlara? Kıbrıslı Türk toplumu mu? Nasıl? Esas duruş göstererek mi? Çok mu karamsarım? Her şey çok güzel mi olacak? Türkiye bizi paraya mı boğacak? Ve dilediğimiz gibi yaşamayı sürdürecek miyiz? Gelsin rüks arabalar, yansın mangallar, aksın gonyaklar, iç turizmle coşacağız, dalga dalga yükselsin bayraklar. Bu son cümledeki filmin adını bilen varsa söylesin biz de seyredelim. Benim izlediğim filmin özeli, özeti çok karamsarım, napayım elimde değil. Evet. Evet. Şimdi Covid-19 krizinde ülkemizde yapılan test sonuçlarının açıklamasına göre dünyanın odağı haline geldik. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Çin, Kolombiya daha birçok ülke KKTC'yi resmen tanıdığını açıklamış. Tüm ambargolar kaldırılmış. Evet öyle diyor Hüseyin Şener. Bakayım bir dakikacık. Tüm ambargolar kaldırılmış, hava deniz limanları tüm ülkelere açılmış. Son Bakanlar Kurulu kararında Kakadeci'deki para biriminden bundan böyle TL yerine Euro olmasına karar verilmiş. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Batuhan Nereli bunu çok beğendim diyor. Mehmet Ali Salih günaydınlar Serhat'ım. Zor günler geçecek hiç merak etme. Evet gene beraber gideceğiz İngiltere'ye diyor. İnşallah. Evet. Saray rejiminden hayır bekliyorsanız boşuna derim. Tek adam rejimi Türkiye'yi bitirdi, Kıbrıs'a hayrı olmaz. Cumhuriyet'in miraslarını sata sata şimdiye kadar gününü gün ettiler ama satacak yer kalmadı. Bir gün olur, Kıbrıs'ı satmayacağını kim bilebilir? Biz battık, siz yok olmayın demiş Hasan Ali Coşkun. Ey, tam bu kadar da kolay değil bu işler. Hüseyin Karagözlü, sağ, sağ ol kardeş, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Behiç Özer özel. Erkan Erçika Kakatece Kuzuların Sessizliği filmi gibi diyor Erkan Erçakıca. Çok teşekkür ediyoruz. Metin Emir Ali Bengisu günaydınlar, sevgiler. Saygılar. Tekrar bugün Erol Baycan kardeşimin Lefke'de doğum günü. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Ve şimdi tekrar bir araya giriyoruz reklam arasına. Cuma Gül da günaydın dedik ve reklamlardan sonra İngiliz gazetelerine Türkiye gazetelerine bakacağız. Telefonunuz varsa onları da alacağız. Ayrılmayın.